Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün değişik bir video yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Scania'mızın lambası patladı. Uyanıyor. Ama bu çalışmıyor arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz şimdi hep birlikte. İki tür lamba var elimde. Birisi böyle. Diğeri de böyle, bu şekil. Bakalım hangi lamba uyum sağlayacak buna. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar, bakalım başlayalım değiştirmeye lambamızı. Şöyle yapacağız şimdi. Ben kapşonumu taktım. Çünkü bayağı soğuk dışarısı. Üşüdü. Keşke ceketimi de giyseydim ya. Neyse, 2 dakikada değiştiririz bunu, değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Şimdi bugün Scania lambası değiştireceğiz. Ya yolda oluyoruz ya konteyner kaldırmakta ya başka bir şey yapmakta. Bugün de lamba değiştireceğiz. Şurayı görmüyorum da. Tamam. Yalnız bayağı soğuk arkadaşlar ama. Şu an saat erken değil daha. Ama dışarısı kararmaya başladı. İsveç havası işte. Evet, son vidayı söktük. Hoppa, çektik geldi arkadaşlar. Geldi. Gördüğünüz gibi geldi şeyimiz, bu lambamız. Şimdi şu ortadaki olacak. Buraları da mı sökeceğiz ya? Oho! Arkadaşlar her yerde vidalar var bak. Şuraları falan sökeceğim ben şimdi. Şurada şöyle yapayım. Evet. Bir lambayı değiştirmek için arkadaşlar komple sökmemiz gerekiyor burayı. Bir günde tamir videosu yapalım, değil mi arkadaşlar? Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Beğenin, yorum yazın. Şuraya atayım şu vidaları. Her işimizi kendimiz yapıyoruz. Söktük. Göstereyim. Yalnız soğuk, bayağı soğuk. Söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada iki tane dişi var. Şurada. Şu dişi bastırıyoruz ve dışa kanatıyoruz. Bunu da bastırıyoruz. Aynı şekilde dışarıya kanıttırıyoruz. İlk önce şurayı çıkartıyorduk, pardon. Şu yuvacığı yerinden çıkartıyoruz, tamam. Sonra bunu yukarıya doğru şöyle düşmeyecek şekilde böyle bir lambamız var. Gözüküyor mu? Bak, patlamış lamba şuradan. Kararmış, bütün simsiyah olmuş. İki tane bacağı var arkadaşlar. Evet, bizimki de böyle iki bacaklı. Arkadaşlar, önemli bir şey söyleyeyim. Lamba, araba lambası değiştirirken ucunu ellemeyin arkadaşlar. Uç kısmı var ya, orayı ellemeyin arkadaşlar. Eğer uç kısmını ellerseniz lamba çok kolay bir şekilde tekrar bozulur arkadaşlar. Bu sizin aklınızda bulunsun. Neden girmedin sen? La, neden girmedin la? Evet, taktık.
Şimdi soketini takıyoruz. Kendime de göstereyim şurada. Evet arkadaşlar, soketimizi taktık. Lambamız çalıştı. Evet. Böyle Scania'ya lamba bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Tabii ben burada biraz daha işim var. Vidalarını geri montalamam lazım. Siz burada bana bakın. Buradaki vidaları geri takacağız. Ki su girmesin arkadaşlar. Eğer su girerse lambamız tekrar bozulabilir. Bozulduğu zaman da burası karanlık ülke. Lambasız yollarda gitmeyelim. Değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Şöyle. Düşmüş aşağı. Şöyle alttakini sıkalım. Arkadaşlar bir tavsiye daha. Tek bir vidayı sarana kadar sıkmayın. İlk önce her vidayı 3-4 diş tutturun. Ondan sonra her vidaları tutturduğunuzda emin olun ki ondan sonra sıkmaya başlayın sarana kadar. Eğer derseniz ki ben tek vidayı sonuna kadar sıkacağım, sonra diğer vidaları sıkacağım, o zaman ya vidayı kırarsınız ya yuvanın dişlerini bozarsınız. İlk önce bütün vidaları hafif bir sıkıştırın böyle. İki diş tuttuğundan emin olun. Ondan sonra artık bütün dişleri tekrar oturtursunuz. Evet. Böyle bir videomuz oldu bugün. 7 dakikadır videodayız arkadaşlar. 8 ve 7-8 dakika içerisinde bayağı bir üşüdük. Hava soğuk çünkü. Taktık, değiştirdik lambamızı. Yolumuza devam arkadaşlar. Bak. Evet, lambalar çalışıyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Geliyorum. Şurayı bir yerleştireyim. Geliyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar. Ellerimi falan yıkadım. Benim orada bir 10 litrelik bidon suyum var. Deterjanım falan. El dezenfektantım, her şeyim var arkadaşlar. Ellerimi yıkadım, temizledim. Lambayı değiştirdim. Çünkü daha karanlık değil ama 15-20 dakika içinde pat diye zindan karanlığı oluyor arkadaşlar. Burası İsveç. Burası başka bir ülkeye benzemiyor. İsveç'te yaşayanlar bilir ama yurt dışında yaşayanlar bilmez. Ben böyle bir bilgi geçmek istedim. Lambamı da değiştirdim. Kolaydı. Tamirciye gitmeye gerek yoktu. Yanımda alet taklavatı var zaten. Bana ait benim. Lambalar da vardı. Bir tane kalmış. Oraya 2-3 tane daha koyalım yedek olarak ki ne olur ne olmaz yollarda lambalarımız patlarsa karanlıkta kalmayalım arkadaşlar. Değil mi? Evet. Öyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Burada videoyu sonlandıralım. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şurada 2 tane video var. Onları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Ortaya basarak şöyle yuvarla, oraya basıp size abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.